Semiral, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kampımıza nereden katılıyorsunuz? Almanya'dan. Hoş geldiniz diyelim öncelikle. Hoş bulduk. Teşekkürler. Kamptan önceki düşüncelerinizle kamptan sonraki düşünceleriniz arasında ne gibi değişiklikler var? Mucize ötesi diyebilirim. Çok güzel. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Ata hocamın bir sözü vardı. Hatta ben onu dillendirmiştim hatırlıyorsanız. Kamptan önceki sizle kamptan sonraki siz arasında hayat değişecek demişti. Evet, aynen değişti. Kendimizi bulduk. Özümüzü bulduk. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hepimiz mucizeyiz. Ben de bir mucizeyim. Ben ilk onun videolarını izlemekle ilk YouTube'dan gördüm. İzledim ilk videosunda. Dedim tamam bu. Benim istediğim burası. O anda ben oradayım dedim. İmgeledim ve bugün de buradayım. Videolarla burası arasında fark var mı? At Hoca'da bir farklılık görebildiniz mi? Çok doğal. Sevimli insan. Yani videoları nasılsa buradayız. Tabii ki birebir görmek çok farklı bir şey. Güzel bir his. Ya bunu yaşamak lazım. Mucize diye biliyorum. Bilmiyorum. Yani gerçekten de anlattığı gibi. Siz onu düşüneceksiniz, kafanızı isteyeceksiniz, imgeleyeceksiniz ve buradasınız. Harika o zaman. Bu arada eşiniz de yanımızda. Eşinize de söz vermek istiyorum. Şenol Bey hoş geldin. Hoş bulduk. Siz de beraber Almanya'dan geliyorsunuz. Sizin düşüncelerinizi alabilir miyim? Aslında benim gelmediğim eşim anlattığı gibi videolarına çok farklı önceden. Onda olan değişikliği ben birebir gördüm, yaşadım. O zaman Atabey'e biraz daha güvendim, inandım. Daha sonra kendim de araştırdım, kendim de videolarına baktım. Ondaki o doğallığı ve dürüstlüğü gördükten sonra hani bir güven oldu, bir ısınma oldu. Dedim evet gidebiliriz. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsunuz? Ya şimdi gerçekten Avrupa'da hani Türkiye'de de olabilir de ama biz Avrupa'dan geldiğimiz için onlar adına konuşayım ben. Hani depresyonda rahatsız olanlar bu gibi seminerlere gelmesini çok tavsiye ederim. Hani gerçekten rahatlayacaklar, kendilerini bulacaklar. Hayat bir türlü akıyor gidiyor ama daha rahat atlatacaklar her şeyi. Hayata bakışları değişecek diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ya gördüğünüz gibi tabii ki heyecanlıyım. Evet daha önceden bende değişiklikler başlamıştı. Gerçekten hayatı o kadar böyle artık böyle rahat görüyorum ki. Yani bu streslermiş onlar hiç yok bile kafamda. Yani gerçekten çok farklı bir şey. Ve insan gerçekten özüne döndüğü zaman kesinlikle yani sağ sol orayı hiç düşünmüyorsunuz. Beş duyuyla aynı andasınız. Yani o anı yaşıyorsunuz zaten. Ben Atabey için gerçekten çok çok teşekkür ediyorum kendisine. Evet kendisi harika bir insan. Kendisi mucize. O vesile oldu. Seviyoruz onu. O zaman şöyle söyleyelim. At hocamın söylediği gibi hayalleri gerçeğe dönüştüren adam tam ona oturan bir. Evet. Ve şöyle zaten benim hislerim kuvvetli olduğunu biliyorum. Ve böyle her baktığıma da güvencim olmaz ama o ilk videosunu izlediğimde o akışı, o enerji akış mıdır nasıl desem o güveni ben aldım hemen. Yani benim fazla gerileri sorgulamaya gerek görmedim ama eşimin dediği gibi kendisi de araştırdı ve kendisi de mutmain oldu ve buradayız. Ben ikinize de çok teşekkür ediyorum aramızda olduğunuz için. Ta o kadar uzak yollardan buralara kadar gelip bizleri memnun ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Minnettarız size. Çok sağ olun. Aşkla kalın. Hatta tutkuyla kalın. Ayten Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Kampımıza nereden katılıyorsunuz? Almanya. Almanya'dan. Daha öncesinde kampımızla ilgili bilgileri nereden öğrendiniz? Hiçbir bilgim yoktu. Bundan 6 hafta önce normal araştırma yaparken Atabey'e rast geldim. İlk defa YouTube'dan dinledim. Ve dinleyiş sebeplerim yani farkındalığımın farkına vardırdı. Ona çok teşekkür ediyorum. Çok etkilendim. Nedenlerimi buldum. Ben bu hayatı neden yaşadığımı buldum. Yani Almanya'da çok ihtiyaç var bu tür güzel insanlara. Gençliğimize ben geciktim ama diğerlerine geç kalmasınlar diye her dinlediğim videoları hep yolladım. Nazım'ın geçtiğine, çocuklarıma, arkadaşlarıma bilmiyorum. Herkesin dinlemesini gerçekten çok istiyorum. İlk etapta planım Almanya'da çok ihtiyaç var. Hedefim Atabey bu şekilde. Bugünkü bu eğitimde gördüğümüz gibi orada istiyorum. Belli mi olur? Belki Almanya'ya bir orijin açarız. Neden olmasın? Çok isterim. Çünkü çok ihtiyaç var. Biz orada gurbetçiyiz. Çok burayla oranın farkı var. İhtiyaç çok var. Hele Atabey'e ihtiyaç var. Atabey tohumlar ekiyor ya, ektiği tohumlardan bir atalar çıkıyor. Şöyle düşünün, Atabey'in ektiği tohumlardan bir tanesi belki Almanya orijin olabilir. Tabii ki olabilir, olsun. Olsun da istiyorum. Elimden ne geliyorsa da onu yapacağım inşallah. En kısa süre içinde bu şekildeki organizeyi orada da istiyorum. Kamp sonrası düşünceleriniz ne? Eğitim mi? Devam edeceğim. Eğitim almak istiyorum. Onun yolunda gitmek istiyorum. Yani kurtarabildiğimi kurtarmaya çalışacağım. Yani
istiyorum. Tanıdığım, tanımadığım herkes orijinal olsun istiyorum. Bilmiyorum. İlk önce tabii ki kendimi eğitmekle 6 hafta içinde nasıl onun sohbetleriyle eğittiysem ben oğlumdan başladım. Kızımdan devam ediyorum ve arkadaşlarımla. Çok teşekkür ederiz. Duygulandınız bu arada. Çünkü çok zor şartlar altında yaşıyordum. Yani iç dünyamda, dış dünyamda. Yani beni kurtar, ben oldum, beni kurtardım. Nedenlerimi biliyorum. Bir de farkındalığını farkına vardırdı. Hani ihtiyaç çok. Çocuklarımdan başlayıp gençliği kurtarmasını istiyorum. Hayatlara dokunan adam. Evet. Duygularınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki geldiniz. Nihat Bey, iyi akşamlar. Evet. Burada kocaman bir aile görüyorum. Nereden katılıyoruz? İstanbul'dan katılıyoruz. İstanbul'dan. Kızınız? Kızım. Evet, Berin. Berin Hanım hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Eşiniz zannedersem? Evet, Beyhan. Beyhan Hanım hoş geldiniz. Hep beraber orijin ailesine gelmişsiniz. Ne kadar mutlu bir aile. 5 kişi katıldık. Eşim, ben ve 3 çocuğumla beraber. Çok güzel. Zaten Atabey'i YouTube'larından izliyorum. İnanılmaz fanatiyiz. Onunla uyuyoruz, onunla uyanıyoruz. Yani çok güzel. İlk videolardan mı gördünüz Atabey'i? Evet, Atabey'i videolardan izlemeye başladım. Sonra Orijin Akademi'yi takip ettim. Araştırdım. Kitaplarını işte aldım, okudum. Yani bu şekilde. Kamp öncesi ve kamp sonrası düşünceleriniz nelerdir? Ya açıkçası ben kişisel gelişimi eşimden dolayı biliyorum. Pek fazla inancım da yoktu. Tabii Atabey'i YouTube videolarından izlemeye başladıktan sonra anlatım şekli, örneklerle, hikaye ve masal gibi şeylerle anlattıkları zaman biraz daha biz benimsedik. Tabii buraya geldiğimiz zaman da bir ön yargıyla geldim ama kesinlikle mükemmel geçti. Ben burada pırlanta gibi bir psikolog görüyorum. Evet. Aslında ben de önyargıyla gelmiştim çünkü mesleğimden dolayı biraz daha bilimsel bakıyorum diyeyim. Ama biraz kırdım önyargımı, zaten eğitimlere de katılacağım. Yenilik yazmıştım, gerçekten benim için büyük yenilik oldu şu an. Peki bundan sonrası için ne düşünüyorsun? Bundan sonrası için eğitim almayı düşünüyorum Ata Hoca'dan. Daha sonrası için de tekrar kendisiyle konuşacağım. Senin adına çok sevindim. Başka söylemek istediğiniz duygulu düşünce... Aslında ben söylemek istiyorum. Ben çok videolar izledim. Fakat Atabey gibi hani daha içten, daha samimi, daha halktan hikayeleriyle ya inanılmaz içine çekiyor. Ben bitsin bile istemiyorum. Hep mesajla yazıyorum. Daha uzun olsun, daha uzun olsun diye. Hiç bitsin istemiyorum yani videolarının. Hani hiçbir şey demese de sevgiyle, aşkla, huzurla o bile yetiyor yani. Bir enerji geliyor insana. Daha sonrası sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Genelde erkekler biraz daha bu konuda katılar. Siz ne düşünüyorsunuz hipnozdan sonra? Vallahi uyumayacağım diye ısrar ettim ama maalesef uyudum. Maalesef uyudum ve ağlattı da süperdi. Gerçekten kesinlikle 10 numaraydı. Benden 10 numara almak benim çevrem bilir çok zordur. Yani 5 tane sorunsu bende yoktur ama kesinlikle 10 numara. Sizler iyi ki varsınız. Atabey de iyi ki var. Çok teşekkür ederiz kendisine. O zaman şöyle diyelim. Sevgiyle, aşkla, hatta tutkuyla. Şenay Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz öncelikle. Nereden geliyorsunuz? Kocaeli Gölcük'ten geliyorum. Kamp öncesinde... Ön yargı ya da düşünce olarak ne düşünüyordunuz? çok ön yargıyla geldim. Hatta sürekli alay ettim. Hani orada değişip mi gelecekmişiz falan diye. Nasıl değişeceğim ki? Ben bir kere değişmemeye odaklamıştım kendimi. Değişmeyeceğim demiştim. Ama şimdi konuşurken bile insanlarla öyle dememeliyiz, böyle demeliyiz demeye başladım. Sanırım değişiyorum. O zaman hani kamp başlarken bir şey söylemiştik. Kampa girdiğiniz sizle çıktığınız siz arasında çok fark olacak. Evet. Yenileneceksiniz. Umarım. Yani şu an için başladığım gibi görüyorum ama bir hafta sonra falan ben size bir alo diyeyim bakayım. Evet, o, bekliyorum değil. O zaman. mutlaka söyleyeceğim. Peki bundan sonraki süreçte bu süreci nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? İlk başta kitaplarından başlayacağım. Daha da ilerleteceğim ve saygımı ona sunmak istiyorum. Onun söylediği gibi. Size olan saygım sonsuz demek istiyorum. Eğilmek istiyorum karşısına. Ben mesleğinizi öğrenmek istiyorum bu arada. Aslında asıl mesleğim satış pazarlama yöneticiyim. Ama şu an özel bir tiyatroda da oyuncuyum aynı zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun. Sizin de başarılarınız daim olsun. Pozitif enerji dolu insanlarla daha da büyüyelim, daha da kalabalıklaşalım inşallah. İnşallah. Orijin ailesinde görmekten mutluluk duyuyoruz sizi. Buralara kadar gelip misafirimiz olduğunuz için de minnettarız size. Bizi ağırladığınız için biz teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ambiyans. Çok mutluyum. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için
Bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.